yine bir kardeşimiz Sevkin hemen akabinde kaybettik. Şu anda 12 kardeşimiz Konya'daki Eril'den Konya'daki Merkez Hastane'ye, Şehir Hastanesi'ne getirildi ve onlar oradan taburcu edildiler. 6 kardeşimiz hala tedavilerine devam ediyor. Şu anda Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bir kardeşimizi sevk edildi. Bir kardeşimiz yoğun bakımda Konya'da, 3 kardeşimiz de burada yoğun bakımda Konya'da. Yani 5 kardeşimiz yoğun bakımda, toplam 28 kardeşimiz gözlem altında. Diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Yoğun bakımdakileri de bütün imkanlarla beraber doktorlarımız takip ediyorlar. Bütün imkanları da ortaya koymaya çalışıyorlar. Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya çıkıyor. Elbette ki acımız büyük. Sabah kaza olur olmaz gerek ben gerek de Erkan Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Ve o saatten itibaren de birçok kez kendilerine bilgi arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem bu konudaki üzüntülerini bu genç kardeşlerimize, dava arkadaşlarımıza, her birinden gelecek adına ailelerin, bizlerin, ülkemizin büyük ümit beslediği bu arkadaşlarımıza, her birimizin Allah cennetiyle, cemaliyle buluştursun temennimiz, dileklerimiz ve duamız var. Allah rahmet eylesin. Aileleri, ailemize, AK Parti ailemize Cenab-ı Allah sabır versin. Ve tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Hem milletimizin başı sağ olsun, hem AK Parti gençlik kollarımızın başı sağ olsun, hem de ailelerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Allah böyle bir acıyla da kimseyi sınamasın. Hastane içine girmiyoruz.